üzümün olmamışına biz koruk deriz. Bu içecek de bundan olur. Çok güzel bir içecektir. Nasıl yapılır? Yani yapılışı önce koruk taneleri bir bir ayıklanır. Sonra yıkanır. Yıkandıktan sonra kaynar. Kaynadıktan sonra suyu sıkılır. Suyu sıkıldıktan sonra tekrar kaynamaya alınır. Ve içine şeker ilave edilir. Ve 6 saat falan bir kaynama süresi vardır. Artık onu artık ustası kıvamına gelince ateşten alır, beklemeye girer. Sonra da soğutulur. Sonra da soğutulur. Bir inceğine yakında ateşten, içerisine bir çiçek yaprağı vardır, ibrişah dediğimiz. Onun yaprağı atılır, koku yapsın diye. Bir güzel koku verir. Sonra bekletilir. Çok şişelenir. Ondan sonra içime hazır olur. Evlerde de yapılıyor değil mi? Evlerde de tabii. İhtiyacı olan yapar bunu bir sene boyunca. Misafirlerine gelen ikram ederler. Ellerine sağlık. Çok güzel afiyet olmuş. Olsun. Bademli köyüne gelirseniz Bademli koruk suyu da içmeden dönmeyin. Dönmeyin, evet. Lezzetin sırrı sadece Bademli köyünde. Karamelize edilmiş üzüm pekmezinin soğuk suyla karışımı gibi bir tat. Çok değişik ve lezzetli.